Iğdır'ın al alması Aybalam yemeye bal alması Iğdır'ın al alması Aybalam yemeye bal alması Yar gelenden sonra Yârimin sağlaması Ölürem yar Sevirem yar Sensizem yar Yar Ölürem yar Sevirem yar Sensizem yar, yar Çay iyi geldi değil mi Adem baba? Çay muhabbetin iksiridir evlat. Çayı demleyen yalnızca çayı değil. Muhabbeti ve dostluğu da demler. Güzel lafmış ha. Sen bir ara bizim lokantaya gel de orada bir çay demliyorlar var ya 40 yıllık dostluğu demlersin. İnşallah günün birinde o da olur belki. Senin yolun karakola neden düştü onu anlatıyordun. Merak ediyorum. Kiminle kavga ettin? Ne diyorduk? Dominant teyze o boş dükkanı tutmuştu. Sonra akşam bizdeler. Konuşuyoruz, monuşuyoruz falan. Ama baktım ki dominant ortak iş yapmaya hiç niyetli değil. Günü çok sevindim. Yani çok da şaşırdım ama yani ne güzel tutmuşsun dükkanı. Evet ben öyle biliyorsun beklemeyi sevmem. Hemen ilerlemem lazım, hemen açmam lazım dükkanı. Aslında ben tutacaktım. Ama dominant teyze tezcanlı olduğu için benden önce davranıp tutmuş. İyi ki tutmuş Haluk. İyi ki tutmuş Gönül. Yabancı biri tutsa daha mı iyi olurdu abi? Yabancı biri sıkıyorsa tutsun. Benim işime çomak sokacak adamın çomağını kırarım ben. Ben de bir kafa kolum sersem tavuk gibi gezerim. Orçun! Aferin Haluk. Böyle mi örnek alıyorsun çocuğa? Oğlum sen Haluk amcanın dediğini yap. Yaptığını yapma. Gönülcüm şimdi dükkanı tuttun o işin kolay tarafıydı. Şimdi asıl zor tarafı başlıyor. Evet Meltem hiç hız kesmeyeceğim. Hemen açacağım dükkanımı. Dükkanımı değil. Dükkanımızı. Orası artık ikimizin dükkanı. Vallahi Haluk ben de seninle çalışmayı isterim. Meltem geçenlerde ortaklıkla ilgili bir yazı okudum. Orada diyordu ki, ortaklık kuracağınız insanların iletişime açık olması lazım. Tabii tabii, açık fikirli olmalı, doğru. Hı hı. Ilımlı olacak, mantıklı olacak. İki düşünecek, bir söyleyecek. Ekip çalışması için uygun olacak. Doğru, doğru. Ama maalesef bu özelliklerin hiçbiri sende yok. Nasıl ortak olacağız, söyler misin bana? Hı? Baba. Dominant teyzeye bak hele. Önce benden önce davranıp dükkanı kiralıyor, ondan sonra da beni başından atıyor. Gönülcüm, biz seninle mutfakta böyle bir kahve mi tazelesek acaba hani mutfakta? Olur, tamam Meltemciğim. Bak. Nereye? Konuşuyoruz burada. Tamam, konuşuruz Haluk. Bir kahvelerimizi biz bir mutfakta tazeleyelim bir. Meltem Hanımcığım ya, siz niye zahmet ettiniz? Seslenseydiniz ben tazelerdim kahvelerinizi. Yok Emine, kahve bahane. Benim Gönül'le konuşacağım bir şey varsa şunları dolduruver lütfen. Ay Gönül, sen gerçekten Haluk'la ortak olmaktan vaz mı geçtin? Ay Meltemciğim, olur mu öyle şey? Biz bu yola beraber çıktık, beraber devam edeceğiz. Ama içeride öyle demiyordun. Vallahi Gönül Hanım, yani Haluk Bey'le ortak olmak biliyorsunuz.
Deveye hendek atlatmaktan daha zordur. Allah kolaylık versin valla. Yani aynen öyle. Ben bunu biliyorum ama Haluk bugüne kadar benim burnumu çok sürttü. Ben de onunkini sürteyim diyorum. Ne dersin? Sevdim ben bu işi. Tabii. Sen merak etme. Görüyorsun değil mi? Gönül nasıl ortaklıktan vazgeçti? Oğlum sen de karına bir şey söylesene. Öyle kıyma yemiş kedi gibi karşımda susuyorsun. Ne kedisi kıyması abicim ya? Allah Allah. Gönül'ün aklı birazcık karışmış olabilir. Sen niye bana bağırıp çağırıyorsun ya? Ya sen de birazcık ılımlı ol abicim ya. Birazcık suyuna git. Rica ediyorum ne olursun ya. Ben kimsenin oyununa suyuna gitmem. Kimsenin karşısında eğilip bükülmem. Senin karşında zero değil taş fırın erkeği var. Delikanlı asılmaz mısın abi? Ha. Abicim sana eğil bükül diyen mi var Allah aşkına ya? Ya birazcık ılımlı ol diyorum sana, sadece suyuna git. Bak tatlı dille yaklaş gönüle. İnan bana ya. Ya tatlı dil yılanı bile dilinden çıkarır abi. Atalarımız söylemiş ya.